Herkese merhabalar. Hazreti Muhammed yani değerli peygamberimiz ve örnek davranışlarını Bismillahirrahmanirrahim. yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen güzel bir din dersi bekliyoruz seni Tonguç Benim gerçekten de en fazla sorunun geldiği kısımlardan bir tanesi sınavlarımızda da hem de zaten bizim peygamberimiz olduğu için bilmemiz gereken Aynen, bir hocam. hayat dersi diyebilirsiniz. İki sınavda da mı hocam. Hem, hem dünya sınavında hem de ahiret sınavında tebrik ediyorum size. Şimdi Tonguç bir kere Hazreti Muhammed... İslam dininin peygamberiydi ve zaten insanlara güzel bir örnek olarak geldi değil mi Tomuşer? Evet hocam. Şimdi burada eğer sorular gelirse bizim karşımıza e, hangi örnek özelliğinden sorulur dersen doğru ve güvenilir olma, insanlara değer verme, istişareye yani birbirlerine e, ka, e, şey tartışaraktan çözüm bulmaya önem verme. Cesur ve kararlı olma, hakkı gözetme, merhametli ve affedici olma. Bu özellikleri gerçekten sınavlarda en çok çıkan olaylar. Peki nasıl çıkıyor? Şöyle bir şey veriyor. Bir tane soru verirken Tongucu aynı paragraf sorusu gibi yukarıda bir metin veya olay anlatıyor Tongucu Erhan Bey. Sonrasında soru kökü diyor. Soru kökü diyor ki işte ne yaptı, ne etti falan filan. Ve aynı zamanda A, B, daha hangi örnek özelliğinden, hangi özelliğiyle ilgili olduğu soruluyor burada. Sonra A'da diyor ki insanlara değer ver. B'de diyor ki istişare önlem verme. C'de diyor ki hakkı yönetme. D'de diyor ki merhamet. Ya hangisi olduğunu sen buradaki olayı okuyaraktan mantığınla, bak tekrar söylüyorum mantığınla. Benim yok ki hocam mantığım. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla birazcık zor oluyor ama mantığımıza çözmeye çalışacağız. Şimdi bakalım mesela bir örnek verelim. Bismillahirrahmanirrahim. E, bu olaydan Hazreti Muhammed aşağıdaki özellikle hangisine ulaşılamaz demiş. Bak hangisine ulaşılamaz demiş. Altına çizmiş. Ben de altına çiziyorum ikinci sefer. Şimdi i, i, buradan bir şeyler söylemiş. Bak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh demek aslında bu rea. Önemli bir şey değil. Hani e, hani sorular için açısından önemli değil. Ama radıyallahu anh böyle bir hani ne demek. Allah ne ondan razı olsun. Aynen onun gibi bir şey. Hazreti Ebu Bekir yaşlı babasını peygamberimizin yanına getirdi. Resulullah yani Allah'ın Resulü müteessir oldu ve ihtiyara ihtiyara pardon özlem ihtiyara diyorum. İhtiyara zahmet vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik olmaz mıydı? Buyurarak nezaket ve tevazusunu ortaya koymuştur. Aa. Burada bak ne neyi gösterdi aslında Hazreti Muhammed bir ee, şey Hazreti Ebubekir'in babasına nezaketli olmayı gösterdi değil mi? Yaşlıya saygı duydu. Tevazu sahibi olmayı. Koskocaman peygamber diyor ki ben ayağına gelirdim niye zahmet ettin of. diyor. Koskocaman Allah'ın Resulü yani Allah'ın elçisi diyor. İnsanlara değer verme. Evet gerçekten de ona ulaşabiliyoruz çünkü e, bütün Hazreti insan... Hazreti in babası. Aynen Hazreti babası ve ona değer verdiği için ayağına kadar gelirim diyor. Doğru olmayla alakalı bir şey ulaşamaz. Tamam Peygamber Efendimiz doğru. doğru. Ama bununla alakalı bu metinden bir şey Aa, ulaşılamıyor. Doğru hocam o gerçekten zaman. önemli ve e, önemli sorulardan bir tanesi. <laughs> Geldik. Bak demiş bu ilgili peygamberimizin aşağıdaki hangisi önemsediği vurgulanmıştır. Önemsediği bak dikkat edin. Peygamberimiz yönetimi altındakilere adil davrananlar Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklardır buyurmuştur. Yani şu demek istiyor. Yönetimi altındakilere adil davranmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu da neyle bağlantılı biliyor musun? Yönetim sahipleri yani yönetim varsa halk da buradaysa Tongucan yönetim sahipleri... Hakkı gözetmeyi, yani bunda bunun bir anlaşmazlık çıktı mı? Doğru düzgün hüküm verme. Hakkı gözetmek en önemli şeydir. Dolayısıyla ne derler? Hani ee, şey derdi hatırlıyorsan böyle mahkemelerin tepesinde yazar adalet mülkün temelidir ve aynı zamanda e, gerçek adil olmalıyız. Adil olmamız gerektiğini aslında bize vurgulatıcı çok şey var. Adil olmayınca zaten toplumlarda çok zarar görüyor. Dolayısıyla merhametli olmalı bir alakalı bir şey yok yönetimle. Kararlı olmayla bir alakası yok. Karar var ya burada aslında sanki ee, yönetim karar, bu karar, e, kararlı olmayla alakalı bir şey yok. Cesaretli olmayla alakalı bir şey yok. Geldik parçadaki altı çizgi ifade. Peygamberin hangi özelliğine ulaşılabilir demiş. Bakalım. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyşlileri Safa Tepesi'nde toplayıp onlara şöyle seslenmiştir. Ne dersiniz, e, ne dersiniz? Size şu dağın arkasından atlılar çıkacağını haber versem, bana inanır mısınız? Onlar, biz senin hiç yalan söylediğini duymadık diye cevap verdiler. Hatta Ebu Cehil bile, Ebu Cehil ki çok büyük bir müşriktir aslında. Tam kendisi. bir cehil. Aynen tam bir cahildi kendisi. Muhammed, sana yalancısın diyemiyorum. Ama bana göre senin söylediklerin doğru değil diye seslenmişti. Bak sana yalancısın diyemiyorum. Niye demiyor? Sen yalancısın diyebilirdi orada. Niye demiyor biliyor musun? Çünkü hiç yalan şey söylediğini görmemiş. Çünkü Peygamber Efendimiz'in en önemli özelliklerinden bir tanesi doğruluk. Yani sıdktır. Bak doğruluk gerçekten... Bak doğruluğu sıdk diye yazar ki sen Arapça kelimeleri de aşina ol, ol, diye. Dolayısıyla sıdk dediğim şey doğruluktur. Peygamber Efendimiz hiç yalan söylemediğini zaten bu ve bu e bak müşrikler bile, bak çok önemli bir bak çok önemli bir şey söylüyorum. ...Kureyşlilerin çoğu müşrikti. Yani Allah'ı tanımıyorlardı. Allah da kimmiş... Ben kendi tanrıma taparım. Yani tanıyorlardı ama ben ona taparım. müşrik koşuyorlar, ortak koşular. Tam koşuyorlar. bir dangozlar. Tam bir dangozlar. Dolayısıyla ona rağmen onlar bile peygamber efendimizin karşısında olmalarına rağmen kabul etmiyorlar e, yalancı olduğunu. Yani öyle bir şey. ...asla konduramıyorlar bile. Çünkü sıdk özelliği Peygamber Efendimizde çok fazla. Tebliğ ne demekti Tomkuş şey evladım benim? İslam'ı anlatmak. Harika. İsmet, akıllılık, fetanet, e, basiretlilik gibi... E, ...bunun gibi özelliklerle bağlantılı değil diyoruz. Şimdi Hazreti Muhammed'in bu tavrı onun hangi özelliği ilişkilendirilebilir demiş. Bakalım. Peygamberimiz İslam'ı tebliğ ederken Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri gelerek... E, ...biz senin yanına geldiğimizde fakir ve zavallı insanları yanından kov... Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Hadi birazcık onun aksanıyla söyle bakayım bana. Arap aksanıyla bana söyle. Şunu oku bakayım. Çünkü... Çünkü biz toplumun seçkin kişileriyiz. Hayır bir daha Ya Bir daha bir daha. Sakin ol ne bir şey. Ya Allah'ım Rabbi ne bir şey. Şuradan başla. Biz senin yanına geldiğimizde fakir ve zavallı insanlar yanından... Koyuyor. Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Çünkü biz toplumun seçkin kişileriyiz. Dedi müşrikler... Ve e, Mekkeli müşrikler de Allah'a ortak koşan, Allah'ın karşısında olan insanlar. Ve e, kendilerine ayrımcılık yapılmasın. Yani fakirleri ben kabul etmiyorum. Ben üstün, klas ve kaliteli bir insanım diyerekten Hazreti Muhammed de onların bu iseni kabul etmemiştir. Neden kabul etmemişti? Çünkü Peygamberimiz Tonguç benim insanlara, o insanların yani müşriklerin aşağıladığı gibi... ...hor gözle bakmıyordu. Yani insanlara değer veriyordu. İstişareye önem vermek bununla alakalı bağlantılı için Çünkü istişare, istişare, birbirleriyle konuşaraktan bir karar almak demek. Cesur ve kararlı olma ile hiç alakası yok. Merhametli ve affediciyle alakası yok. Hani cesur ve kararlı olma müşriklere karşı durmuştur falan filan. Ama öyle bir durum yok zaten burada. Böyle bir savaşma, dinişme durumu yok. Zaten onlar bir arada yaşıyorlar do peygamberimizin ilk dönemlerinde. Peygamberliğin ilk dönemlerinde diyoruz. Geldik bu parçadan aşağıdaki kameradan hangisi ulaşabilir demiş. Bedir Savaşı öncesinde Hazreti Peygamber orduyu susuz ve kumlu bir yere yerleştirmişti. Bu durum savaş strateji açısından pek uygun değildi. Hubab bin Münzir Hazreti Peygamber'e yani bir sahabi bu kararın Allah'ın emriyle mi yoksa savaş taktiği olarak mı alındığını sordu. Hazreti Muhammed kendi tercihi olduğunu söyleyince başka bir yere mevzilenmenin daha uygun olacağını dile getirdi. Hazreti Peygamber bu teklif doğrultusunda hareket etti. Aa. Gerçekten efsane bir olay. Neden diyeceksin? Peygamberimiz orayı seçmiş ama Allah Allah ee, da bu karar almamış. Peygamberimiz orayı seçmiş. E, ve sonrasında Hubab bin Münzir diye bir sahibi o Arapça bir at tabii ki. Bir sahibi geliyor diyor ki bu niye böyle yerleştirdin? Yani diyor, biz buradan çok zorlanırız susuz bir yer. ondan sonra da başka bir yere göç ediyorlar. Yani ama peygamber ya Allah'ın Eee elçisi, olur. aynı zamanda oranın yöneticisi, en büyük karar verici. Ona rağmen onun söylediğine uyuyor. Bu da peygamber efendimizin danışarak iş yapmak. Bak istişare demek aslında danışarak iş yapmak da demek. Buna önem verdiğini gösteriyor. Bravo diyorum sana Bravo. çok zekisin. Ee, ve geldik bir tane daha. Bu, Hazreti Muhammed'in bu tutumu aşağıdaki hangisi işlendirebilir? Şimdi... Ee... Okuyalım bakalım. Hz. Muhammed hüküm verirken hangi dinden olursa olsun insanlar arasında ayrım gözetmemiştir. Ebu Hadrat adlı sahabi bir Yahudiden borç almıştı. Ancak Ebu Hadrat söz verdiği süre içerisinde borcunu ödeyememişti. Bu sahabi borcunu ödemek için alacaklarından e, alacaklıdan süreyi uzatmasını istese, istediyse de adam buna razı olmadı. Hz. Muhammed bu durumdan haberdar olunca Ebu Hadrat'tan elindeki bazı malzemeleri satarak borcunu ödemesini... alacaklığı mağdur etmemesini söyledi. Bak burada çok enteresan bir olay var. Dikkat et. Peygamber Efendimiz'in yanında olan bir sahabi Yahudi'ye para vermesini Peygamber Efendimiz söylüyor. Yani buradan şunu anl anlıyoruz Tomuç Arad'ın benim seninle beraber. Hakkı gözetiyor. O Yahudi de olsa, o Hristiyan da olsa, müşrik de olsa, e, Müslüman da olsa hiç fark etmez. Bunlar önemli değil. Hak herkes için aynıdır diyerekten hakkı göreterekten Yahudi'ye borcunu ödemesini sağlıyor. Çünkü o adamın onda hakkı var. Gerekirse sat kardeşim. O adam parası istiyor. Yapacak bir şey yok diyor. İlme değer verme alakası bile yok. Sabrı tavsiye etme yok. Sabrı tavsiye etti de Yahudi derdi ki alma kardeşim para niye uğraşıyorsun derdi. Merhametli affedici olma bunda da alakası yok diyoruz ve cevabımız cevap. Geldik bu parça Hazreti Muhammed'in hangi özelliklerinden hangisi pardon aşağıdaki özelliklerden hangisi vurgulanmıştı demiş. Bakalım hemen. Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı Ey Allah'ın Resulü beni e, Rabbin gönderdi. Emrindeyim. İstersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim diyen Cebrail'e. Cebrail ki e, neydi Cebrail Tonguç Erhan'ın benim? Peygamber, melek. Harika, melek. Üç büyük, Vahiy dört melek. büyük peygamber, melek vardı hatırlıyorsan. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Cebrail tebliğ yapıyordu. Benim Azrail diye arkadaşım var hocam. <laughs> Azrail, Azrail can alıyor saçmalama. Pardon Cebrail karıştırdım. Mikail diye çok şey doğa olaylarını konuşuyor. İsrafil de sura üfleyecek kıyamet koptuğu zaman. Cebrail de peygamber efendimize Tebliğ eden melek aslında Allah'ın emirlerine. Hazreti Muhammed hayırca ey Cebrail ben insanları helak etmek için değil helaktan kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar cevabını verdi ve ellerini açıp e, Rabbine ey Rabbim sen bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar onun için böyle yapıyorlar diye dua etti. E, hemen bakalım cesur ve kararlı oluşu peygamberimizin olayları. E, bununla bağlantılı gibi ama değil tam. E, merhametli ve affediyor. İşte zaten bak diyor ki sen bunlara hidayet eyle. Bilmiyorlar. Onun için böyle yapıyorlar. Gerçekten de Tonguç Eladım benim. Çok enteresan bir ayet söyleyeyim sana. Buyurun e, bu da çok hoşuma gider. E, Müslümanlar peygamberimiz zamanında e, müşriklerin yanından geçerken selam vermiyorlarmış. Ondan sonra da e, ayette şöyle geçiyor. Siz niye onlara selam vermiyorsunuz diyor. ...siz niye onlara selam vermiyorsunuz? Siz de eskiden öylediniz diyor. Aa. Yani, hani bazı insanlar diyorlar ya... ...ya işte onlar müşrik, onlar Hristiyan, onlar Yahudi, Musevi... ...onlarla hiçbir şekilde ilişki kuramayız, böyle selam bile vermeyiz. Ee, ...para bile vermeyeceğiz, lanet olsun bunlar falan... ...aman ha, öyle şeylere girme... ...çünkü Allah hidayet ettiği için biz Müslümanız. Onlara da Allah hidayet ederse, onlar da Müslüman olacaklar. Ama senden böyle bir tepki görürlerse, senden böyle bir kötülük görürlerse... ...zaten hiçbir zaman Müslüman olmazlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. <laughs> Ve güzel bir e, ödüllü sorumuz. Geçen hafta ödüllü sorusu. Bakalım. Bak. Peygamber Efendimiz'e gelen ilk emir hangisidir? Oku! Harika. Hatta bunu Arapça'da ikra wow. diye e, şey yaparlar, e, yazarlar. Hani tabii Arapçasını yazamayacağım sana. Ama oku demek aslında. Yani bizim gerçekten asıl görevimiz. Reed. Tebrik ediyorum. Read yani İngilizcede read gerçekten de, oku diye emir gelmiştir. Çünkü Kur'an'ı okuyarak her şeyi anlayacağız diyoruz. O zaman hadi bakalım. Ödüllü sorumuz yaptı şu benim yorumlara yollar.